Sayın Bakan hoş geldiniz. Evet. İnsansız hava aracımız, Ankara'nın da aralarında olduğu havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri iştirak şirketleri olarak savunma sanayinde görev yapan şirketlerimiz 06 Şubat 2023 günü Asrın Felaketi Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını sarmak üzere aynı gün gece devletimizin tüm organları gibi faaliyete geçmiş Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili illere kurtarma operasyonlarına ani ve nakli yardımlarına süratle başlamıştır. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığımızın deprem bölgelerinde İskan ve İstihdam Programı çerçevesinde depreme maruz kalan illerde yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Kahramanmaraş şehrinin mevcut sanayi altyapısı da dikkate alınarak TUSAŞ Kahramanmaraş'a gönderilmiştir. TUSAŞ yetkilileri olarak Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, Kahramanmaraş Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye'miz ve milletvekillerimizle yapmış olduğumuz koordinasyon neticesinde içinde bulunduğumuz Türkoğlu Organize Sanayi'de bulunan bu bina kiralanmasına karar verilmiştir. 6 Şubat Asrın Felaketi Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bilindiği üzere devlet yatırımların ve bütçenin büyük çoğunluğu deprem bölgelerine aktarıldı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız da çok önemli bir üretim tesisini şehrimize kazandırdı. TUSAŞ yetkilileri ve Kahramanmaraş Ticaret Sanayi ve Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmeler ve anlaşmalar neticesinde Türkoğlu OSM'miz içerisinde uçak, İHA ve helikopter parçalarını üretmek üzere önemli bir tesis şehrimizde bugün itibariyle faaliyete geçiyor. Bugün de 22 Şubat, gerçekten duyga inanma deriz biz. Yerelde bu ifadeyi sık kullanırız. Hayal bir gerçek oldu deriz. Ama bu hayaller 2002 yılına kadar maalesef
arzulanan düzeyde gerçekleşmemişti. Ama bu hayalleri gerçek kılan bir dünya liderimiz var, bir cumhurbaşkanımız var, bir vizyon sahibi önderimiz, rehberimiz var. Ve biz artık savunma sanayinde %80'lerin üzerine çıktık, kendi içeride üretmiş olduğumuz oranlar itibariyle. Kahramanmaraş olarak mutluyuz, zira bugün resmi açılışı yapılacak olan bu tesis, Kaan başta olmak üzere, Gökbeyinden atak helikopterine, Hürkuş'undan İHA'larına, SİHA'larına, savunma sanayinde artık at koymak için at bulmakta zorlandığımız bütün savunma sanayi, araç, gereç, alet, ekipman adına ne dersek diyelim, bunların hepsine inşallah parça üretecek olan bir tesisin içindeyiz. Birazdan da bu açılışı gerçekleştireceğiz. 6 Şubat 2023'te Maraş'la birlikte bütün Türkiye'nin yüreği yandı. Büyük acılar yaşadık, büyük hüzünler yaşadık. Depremin hemen sonrasında bütün dünyanın takdirle takip ettiği ve ifade ettiği gibi devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün imkanlarıyla ilgili bütün bakanlıkları, kurumları ve birimleriyle en kısa sürede deprem haline intikal etti. Yaraları sarmaya çalıştı, canları kurtarmaya çalıştı. Şüphesiz depremle birlikte çok canımız yandı. Çok canlar yitirdik. Çok canları kaybettik. Çok fazla sayıda binayı, mezgeni, iş yerlerimizi ve tesislerimizi kaybettik. Ama Rabbimin yardımıyla bu aziz milletin devletiyle, bütün birimleriyle, kurumlarıyla, el ele gönül gönüle vermesiyle kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi takip etmek suretiyle bu acılar üstesinden gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bütün unsurları, emniyetin, jandarmanın, güvenlik kuvvetlerinin bütün unsurları ilk andan itibaren tam bir seferberlik anlayışıyla deprem mahallindeki hadiselere müdahale oldular. Ve bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız büyük acılardan sonra büyük müjdeler ve büyük sevinçlerle birlikte yolumuza devam etmek durumundayız. Dün bütün dünyanın yakın ve takdirle takip ettiği gibi 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan gökyüzüne indi. Rabbime hamdolsun. TUSAŞ'ın yönetim kurulu üyesi olma şerefinde taşıyan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak dün bizim için de, Türkiye için de bizi umut bağlayan mazlum coğrafya ve milyarlar için de çok önemli bir gündü. Ve bugün Kahramanmaraş'ta TUSAŞ havacılık yapısalarla ilgili bu üretim tesisinin açılış merasiminde de yeniden ufka bakarak daha fazla umutlanıyoruz. Dünden bugün acılar taşıdık. Ama hiç tereddüdünüz olmasın, bu acıları, bu hüzünleri, sevinçlere, müjdelere taşımak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Savunma Sanayi Başkanımızın koordinasyonunda, öncülüğünde, bütün savunma sanayi şirketlerimizin yöneticilerinin ve çalışanlarının çok üstün gayretiyle sizlerle birlikte Maraş'ta olduğu gibi yurdun dört bir tarafındaki bu tahkimatı yapmaya, iyilikleri hayra artırmaya, güzellikleri çoğaltmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bir ülkenin ilerleyişindeki en büyük gösterge sanayi ve teknolojidir. Bu dünyanın ekonomik olarak önde gelen ülkelerine baktığımızda sanayi ve teknoloji alanında ileride olduklarını gözlemlemekteyiz. İşte bu yüzden gelişmiş ve dünyada söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak bu alanda hep beraber elimizi taşın altına koymak zorundayız. Savunma sanayi, ileri teknolojinin ve sanayinin lokomotifi konumundadır. Bu alanda yapacağımız her çalışma ve ekosistemimizde elde edeceğimiz derinlik bizi daha da ileriye taşıyacaktır. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını bitirme hedefi iyi bir noktaya gelmiş olup ülkemiz artık
teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. İleri teknolojiye sahip savunma ürünlerinin inovasyon odaklı diğer sektörlere öncülük etmesine katkıda bulunması inancıyla kamu, üniversite ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar sayesinde daha ileri seviyeye ulaştırılması ancak mümkün olabilecek. Bugün açılışını yaptığımız tesisimizde TUSAŞ'ın birçok programa destek vermek üzere mühendislik faaliyetleri ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirilecek. Öncelikli olarak havacılık yapısalları geliştirmesi alanında çalışmalar yürütülecek. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnetle anıyoruz. Devlet büyüklerimize bu ve benzeri her bir yatırım için minnetle anıyoruz. Evet Fatih Bey. Fatih Bey. Tabii TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'ta Türkoğlu'nda üretime başlaması belediye başkanı olarak gurur verici. Buranın yatırımının ilk gününden itibaren ilgilenen bir belediye başkanı ve aynı zamanda Türkoğlu Organize Sanayi Başkanı olarak bugün üretime geçiyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza özellikle TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdağ'ına ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii tekstilin başkenti olan Kahramanmaraş ve Türkoğlu'nda gurur duyduğumuz, 85 milyonun gurur duyduğu yerli savunma sanayi helikopter ve uçakların parçalarının Türkoğlu'nda üretilmesi bizim için dehşet bir şey. Yani tekstilden farklı bir sektör olarak artık bugün imzalar da atılacak. TUSAŞ'la Kahramanmaraş sanayicilerimizin yapacağı protokolla büyük bir şirket kuruluyor. Artık ipliğin ve dokumanın dışında katma değeri iplikten yüzlerce dolar fazla olan bu yatırımın Kahramanmaraş'a yapılması bizim açıdan gurur verici bir olay. Tabii Türkoğlu ilçemizde meslek yüksek okulları ve mesleki teknik eğitim liseleri de var. TUSAŞ'ta ileride çalışacak istihdama katkı sağlayacak personellerin tabandan yetişmesi açısından burada bölümler de açacağız. Milli Eğitim'le birlikte TUSAŞ'ın yapacağı protokollarla. Yani Türkoğlu yerli savunma sanayinin Anadolu'daki başkentlerinden bir tanesinin ne aday olmaya inşallah büyük oranda yaklaştı. Bu OSEBİ içerisinde iplik ve dokuma ama çok farklı sektörde de TUSAŞ'ın burada yatırım yapması bizim açımızdan çok çok önemli. Sanayicilerimiz ve istihdam açısından da önemli. Buraya alınan personeller de Türkoğlu ve bölgeden alındı. Artık bilim adamları yetişecek. O açıdan buraya yatırım yapan herkese teşekkür ediyorum. Bugün Kahramanmaraş'ımız için tarihi bir ana hep beraber şahitlik ediyoruz. Biliyorsunuz ki 6 Şubat depreminden sonra Savunma Sanayi Başkanlığımız Kahramanmaraş'a bir yatırım yapma kararı almıştı. Ve bununla da ilgili TUSAŞ firmasını görevlendirdi. Ve 10 Nisan itibariyle de ve depremden çok kısa bir süre sonra TUSAŞ Kahramanmaraş'taki şirket kurulumunu tamamladı. Ve o günleri hatırladığınız zaman organize sanayi bölgelerindeki yıkımlarımız, birçok binalarımızın hasar görmesi ve burayı hep beraber gezdik. Ve sağ olsunlar buranın sahipleri de böyle bir yatırım yapılacağını duyunca bedel almaksızın burayı Savunma Sanayi Başkanlığımıza TUSAŞ'a tahsis ettiler.
ve 10 ay gibi kısa bir sürede bugün bu tesis faaliyete geçti ve açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tabii Kahramanmaraş bu tesisle beraber kalmayacak. Öğleden sonra da bizim imza törenimizde inşallah çok daha büyük bir savunma sanayi şirketinin kurulumunu tamamlıyoruz. Bu dediğim gibi ilk anahtardı belki. Bundan sonra Kahramanmaraş'ımızın tüm sektörlerinde ciddi bir dönüşüm yaşayacağız. Ve ben bunu hep söylüyorum. Ve Kahramanmaraş şu an belki 100 yılın felaketini yaşadı ama 100 yılın da dönüşümünü hep birlikte yaşayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.